Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faize karşı başlattığı savaş muhalefetin de gündeminde. Ancak muhalefet bu mücadeleden rahatsız. İttifak ortakları Kılıçdaroğlu ve Akşener konuştu. İkisinin de hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Yönetemiyorsun. Yönetme gücünü kaybettin. Ne yaptığını bilmiyorsun. Sabah verdiğin kararı öğleden sonra değiştiriyorsun. Türkiye'yi döviz kuru üzerinden hedef alan ekonomik saldırıyı görmezden geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hakarete varan sözlerle suçladı. Bütün bu tabloların tek sorumlusu vardır. Kifayetsiz, kibirli Erdoğan'dır. Kibrini yenememiştir. Kibrine teslim olmuştur. Kibir şeytana özgü bir kavramdır. Onun da altını özenle çizmek isterim. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından parti sözcüsü değil Kemal Kılıçdaroğlu çıktı kameraların karşısına. Ekonomik saldırıyı politika malzemesi yaptı erken seçime zorlamak için her şeyi yapacağını açık açık söyledi. Yaptığı tam bir deliliktir, tam bir saçmalıktır. Tam bir zırvalıktır. Getireceksin sandı. Açıkça ifade ediyorum. Seni ve şu rekanı seçime zorlamak için, seçim yaptırmak için ne gerekiyorsa hepsi için yapacağım. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ittifak ortağıyla aynı dili kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı beceriksizlikle ihanet arasında kıldan ince bir çizgi vardır. Beceremediği halde makam mevki işgal etmek en büyük ihanettir. Ben diyorum ki bir dış güç göreve gelse ancak bunları yapardı. Gerisi benim değil, Sayın Erdoğan'ın sorunu. Akşener de erken seçim çağrısı yaptı. Gel kendini de milletimizi de daha fazla yorma daha fazla tadımız kaçmadan getir sandığı gerisini biz ve milletimiz hallederiz. Bu arada Meral Akşener genel merkezde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Ziyarette ekonomide yaşanan gelişmeler ele alındı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.